Evet, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus sanatına da sınır başlıklı bir haberimiz var şimdi. Böyle bir saçmalık olur mu ya? İşte oluyor. Hemen Yani gerçekten ayrıntılarına millet bakalım. artık iyice zıvanadan çıktı yani. Rusya'da Rus edebiyatına sınır getirilmiş. Yani ne de yok mu sayacak Dostoyevski'yi, Tolstoy'u, Puşkin'i? Ukrayna parlamentosu medyada ve kamusal alanlarda Rus müziğine ve edebiyatına sınırlamalar getiren iki yasa tasarısını onayladı. Tasarıların yasalaşması için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından da onaylanması gerekiyor. Ukrayna, Moskova'nın izlerini silmek için harekete geçti. Medyada ve kamusal alanlarda Rus müziğinin çalınmasına ve Rus edebiyatına sınırlamalar getiren iki yasa tasarısını kabul etti. Müzikle ilgili kısıtlamalar 1991'den sonra Rusya vatandaşları tarafından üretilmiş ya da icat edilmiş eserleri kapsıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine muhalif tutum takınan sanatçılarsa yasak kapsamının dışında tutuluyor. Ukrayna parlamentosunda 450 milletvekilinden 303'ünün oyuyla kabul edilen diğer tasarıda Rus pasaportlarını bırakmadıkları ve Ukrayna vatandaşlığına geçmedikleri takdirde Rusya vatandaşları tarafından kitap basılmasını yasaklıyor. Ancak hali hazırda basılmış Rusça kitaplar muaf tutuluyor. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkaçenko yasa tasarısını memnuniyetle karşıladı. Radyolarda yapılan tartışma programlarının da %75'inin Ukraynacı olması hedefleniyor. Parlamentoda kabul edilen tasarıların yasalaşması için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından onaylanmaları gerekiyor. Yasa tasarıları Ukrayna'nın Moskova'nın izlerini silmek için attığı adımlardan biri. Daha önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce mekan yeniden isimlendirilmiş, Sovyetler Birliği döneminde dikilmiş bir heykelde yıkılmıştı.